Sevgili dostlar, hepinize en içten duygularımla selamlıyorum. Yeni bir programda daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Değerli dostlar, dosttan dosta, gönülden gönüle sohbetler, muhabbetler devam ediyor. Cem TV cem ediyor. Birliğe, beraberliğe, güzelliğe doğru yol almamıza katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Programlarımızda akademisyenlerimizi, bilge insanlarımızı, pirlerimizi, baba sultanları, ozanları ve bu yola emek veren değerli isimleri konuk ediyoruz. Bir önceki programımızda da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden çok değerli, çok sevdiğim Profesör Doktor Şükrü Arslan'ı konuk etmiştik. Ve Alevilikle ilgili, Alevi bilgeliğiyle ilgili, Anadolu'da yaşananlarla ilgili bu toprakların insanının güzelliklerine ilişkin bir sohbette bulunmuştuk. Bu yeni programımız da bunun devamı niteliğinde bir söyleşi ama biraz daha sorunlara yakın dönem tarihi açısından bakalım. Biraz daha da yakın bakalım. Çok acıtıcı gerçeklerimiz var. Bizim muradımız, bizim ereğimiz kesinlikle ülkemizde tek bir insanın bile gönlünün kırılmaması, insanların inançlarından dolayı, görüşlerinden dolayı birbirlerinden uzaklaştırılmaması, ötekileştirilmemesi, bilakis hoşgörü kültürünün yaygınlaştırılarak herkesin bir kardeş olarak bu dünyada yaşaması ve çok kısa olan şu ömrümüzde de, 3 günlük ömrümüzde de mutlu bir şekilde bu alemden gitmemiz. Dolayısıyla Alevi Bektaşi toplumu çok büyük çileler çekmiş bir topluluktur. Anadolu'da, Rumeli'de ve dünyanın dört bir tarafında. İnançlarından dolayı, kültürlerinden dolayı, geleneklerinden dolayı, dillerinden dolayı, örflerinden dolayı çok büyük sıkıntılar yaşamışlardır. Biz de hiçbir topluluğu, 72 milleti de bir ve beraber kardeş gören, hatta 8 milyar insanı da kardeş gören bir düşünceye, bir felsefeye sahip olarak kimseyi ötekileştirmek istemeyiz. Asla bizim kitabımızda, erkanımızda, yolumuzda, felsefemizde bu yoktur. Ama bu çileleri de yaşamışız. Bunları sürekli de tekrar etmiyoruz. Ama gerçekler de bilinmelidir. Bizler bir cumhuriyette yaşıyoruz ama bildiğiniz gibi bugün cumhuriyetin temel değerleri ayaklar altına alınmaktadır. Bugün bu ülkenin olmazsa olmaz değer yargıları, hukuku, hukukun üstünlüğü, vicdan ve bilimsel eğitim yok edilmek istenmektedir. Sevgili dostlar, bugün ülkemizde maalesef ki zorba bir zihniyet ülkeyi talan etmektedir. Bir yağmacı zihniyet hakimdir ülkemize. Dolayısıyla cumhuriyeti kuranlara bakıyoruz, cumhuriyete omuz verenlere bakıyoruz, cumhuriyeti coşkuyla alkışlayanlara bakıyoruz. Herkes bir şeyler söyleyebilir, eleştirilmeyecek hiç kimse yoktur. Peygamber bile kendisinin eleştirilmesi gerektiğini söylemiştir. Böyle bir din vardır karşımızda. Biz putlara karşıyız, putlaştırılanlara karşıyız. Bu zihniyetler zaten faşizmi doğurur. Atatürk'ümüz de tabii ki eleştirilecektir, yanlışları da vardır ama biz Alevi Bektaşi toplum olarak genel manada Atatürk'ün devrimiyle onu sevdik. Atatürk'ün bu Türkiye'nin, bu yurdun üzerine çöken karanlıkları dağıtmasıyla insanları bir araya getirip düşman işgalinden bu ülkeyi kurtarmasıyla onu sevdik. Velhasıl bugün Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, silah arkadaşlarının, Cumhuriyet kuşağı dediğimiz aydınlanmadan yana olan, okumaktan yana olan, bilimden yana olan, yurt dışında bile sürgün edilen bilim insanlarına kucak açan üniversitelerinde bilimsel eğitimler olsun diyen bir yapının bugün maalesef yerle bir edildiğine tanık oluyoruz. Cumhuriyet değerlerinin yok edildiğine, talan edildiğine tanık oluyoruz. Bu da ayrı bir üzüntü konusu. Fakat şimdi değerli hocamızla diyorum ki bu programımızla biraz da Alevi Bektaşi kesiminin genel manada yaşadığı sorunlarla siyasi iktidarlardan uzak, yani hangi genelde de sağ iktidarlar ülkeyi yönetmiştir ama ne olursa olsun bir Maraş kıyımı da Ecevit'in döneminde olmuştu.
Sivas kıyımı da İnönü'nün başbakan yardımcısı olduğu dönemde olmuştu. Bunlar da birer gerçek. Biz diyoruz ki Cumhuriyet döneminde biz nelerle karşı karşıya kaldık, neler yaşadık? Cumhuriyet döneminde Alevi toplu kıyımlarına biraz bakalım. Tekrar ediyorum, amacımız gerçekleri dile getirmektir. Sorunlara sorun eklemek değildir. Aklın, bilimin ışığında, gerçeğin izinde Cumhuriyet dönemi Alevi Bektaşi toplumunun yapısına bir göz atmaktır. Evet hocam, tekrar merhaba. Merhaba. Yüzünüz hep gülüyor maşallah. Yani bu pozitif enerjiyi almanız ve bizlere yansıtmanız bizim için bir şans. Değerli hocam, siz bir bilim insanısınız, sosyologsunuz, hoşgörü timsalisiniz ama tabii ki gerçekleri de yazan, söyleyen bir insansınız. Bu gereklidir. Bir Gün gazetesinde de yazılarınızı takip ediyoruz. Sohbet ve söyleşilerinizde hep sağduyu ve gerçekçilik üzerinde yürüyorsunuz. Ben size bu konuda da teşekkür ederim. Bu tarafsızlığınızı koruduğunuz için. Hocam, hep Osmanlı diyoruz. Osmanlı işte bizi kesti, astı, kızılbaşlar, mülhütler, zındıklar, dinsizler, imansızlar, İslam'a uymayanlar, bozguncular, Safavi taraftarları, ayaklanıcılar, hak tanımayanlar, hukuk tanımayanlar bize bunları söylüyorlar Alevi Bektaşi toplumuna ve sayısız ayaklanmalar var, sürgünler var, kıyımlar var. Alevi tarihi, toplu kıyımlar tarihi, özellikle Yavuz Sultan Selim'in kıyıcılığıyla başlıyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın 46 yıllık iktidarı döneminde de bu Sünni İslam anlayışı devletin çatısına yerleşiyor. Dolayısıyla devlet çizgisini, anayasasını, aslında gizli anayasasını belirginleştirmiş oluyor. Çünkü Kanuni'ye bakıyoruz, 46 yıllık döneminde bütün Türk tarihi boyunca en çok cami yapmış. Gerçi son muktedir, yani Yavuz'u takip eden başımızdaki muktedir de aynı şekilde, aynı hızdan hareket ediyor. Fakat ne acı ki, yani 500 yıl önce 1514'te Çaldıran'da bir kıyım yaşadı Alevi toplumu, Kızılbaş toplumu. 1826'da Yeniçerilerin kaldırılması bahane edilerek Bektaşi tekkeleri yasaklandı. Devrim Kanunu adı altında 25 Kasım 1925'te de tekke ve zaviyeler kaldırılırken dede, baba, yani Aleviliğin kimliğini var eden ocak sistemi ve ocakların önderleri yasaklandı resmi zihniyetle. Böyle bir yapı var. Son 20 yıldır da işte neredeyse bu süreci de hızlandıran asimilasyon gayretleri. Siz birinci sohbetimizde çok güzel bir şey söylemiştiniz. Yani biz maaşını verelim ama Nakşibendiliği gidin Kızılbaş köylerinde anlatın. Devlet aynı devlet. 1826'da Bektaşiliği yasakladıktan sonra Nakşibendi şeyhlerini Bektaşi tekkelerine atıyorlar ve dolayısıyla Nakşibendilik üzerinden asimilasyonu sürdürüyorlar. Aynı zihniyet Anadolu'ya da yayılıyor. Yani Alevi Bektaşi topluluğu kırsal alanda da rahat bırakılmıyor, kent ortamında da rahat bırakılmıyor, hiçbir yerde rahat bırakılmıyor. O yüzden nereye gidersen git karşında devlet denen yapıyı buluyoruz. Peki devlet nedir hocam? Yani bu hep devletten, sistemden, imparatorluklardan, kraldan, muktedirlerden, firavunlardan, mervanlardan, muaviyelerden bu toplum çok çekmiş ve çok yakınıyor. Evet. Faşist zihniyetlerden. Evet. Peki gerçekten, yani kelime olarak devlet nedir? Her devlet böyle ceberrut mudur? Halkını inancına göre, topluluk yapılarına göre ayırır mı? Her devletin bir kimliği midir bu asimilasyon süreci, tek tipleştirme ve kendi merkezi zihniyetine her topluluğu çekip, yani ülkenin içerisinde tek yapı, tek otorite olma zihniyeti bütün devletlerin bir sistemi midir? Yoksa doğunun mudur, bizim midir? Ne dersiniz? Böyle başlayalım. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi tabii bütün devletler öyle. Çünkü devlet bir hiyerarşiyi anlatır zaten. Hiyerarşik ilişkilerde yani bir üstte olanlar var, altta olanlar var, arada olanlar var demektir. Devlet bütün o hiyerarşik ilişkilerin tırnak içinde meşrulaştığı bir
araç. Ama sizin bahsettiğiniz dönemin devleti, modern devletler diyoruz biz onlara akademik literatürde. Yani modern zamanlarda kurulmuş devletler. Yani aşağı yukarı son 250 yıl, 300 yıl içerisinde kurulmuş devletlerden bahsediyoruz. Bu devletlerin ortak özellikleri modern zamana denk geldikleri için modern devlet olmaları, modern devlet oldukları için de aslında kimlik devletleri olmalarıdır. Yani bir kimliğin baskın olduğu, hakim olduğu ve neredeyse bütün siyasi ve toplumsal hayatı düzenlediği devletler olmasıdır. Bu diyelim ki Almanya'da işte Alman kimliğidir, Fransa'da Fransız kimliğidir. Yani etnik kimliklerin ya da ulusal kimliklerin baskın olduğu. Bu ulusal kimliklerin baskın olması literatüre şey olarak geçmiştir. Herkes çok duymuştur bunu yani. Ulus devlet kuruluyor diye yani. Bütün ulus devletlerin ortak özellikleri hangi ulusun devleti ise o ulusun dilinin, kültürünün, işte siyasi bakışının, edebiyatının, sanatının, tarihinin baskın olduğu ve bütün kurumsal ilişkilerde onun görünür olduğu ve tabii madalyonun öteki yüzünden bakarsak ötekilerin de tasfiye edildiği bir devlet tipidir. O yüzden tabii ki bu bir şey değil. Yani bir yani yumuşatılmış sebep ya da bir geçerli sebep değil ama bütün devletlerin böyle bir şeyi var. Yani bu Türkiye'deki katliamların ağırlığını azaltan bir şey değil de yani ama bütün devletlerin böyle bir tecrübesi var yani diyelim. Fakat bu tecrübeyle böyle bir karşılaşma zamanları var. Yani yüzleşme dediğimiz şey. Yani bu tarihsel tecrübeyle yüzleşme zamanları var. Şimdi Fransızlar da Fransızların da kırdığı kimlikler var. Almanların da kırdığı kimlikler var. Ama sonra bir noktada onlar yüzleşiyorlar. Evet biz bunu yaptık diyorlar yani. Kırdık diyorlar. Şimdi Türkiye tecrübesine gelince Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş döneminde çok genelleştirmeden, çok da yormadan ama daha spesifik noktalara vurgu yapmak istiyorum. Geçiş döneminden başlayan bir şey var. Böyle bir yeniden yapılanma hareketi, süreci. Oradan başlayıp şimdi bu sene işte 100. yılını tamamlayan. O yüzden hep böyle konuşulur ya, Cumhuriyet'in 1. yüzyılı. Biliyorsunuz bir de öyle bir slogan var. Cumhuriyet'in 2. yüzyılında Cumhuriyet'i demokrasiyle taçlandıracağız diye. Tersinden okursanız, ben hep tersinden okumayı tercih ediyorum. Bu demektir ki Cumhuriyet'in 1. yüzyılında demokrasi yoktu. Ama demokrasi yoktu demek, yani her şey vardı da demokrasi yoktu. İşte böyle ufak tefek eksiklikleri vardı gibi yorumlanacak bir şey değil. Demokrasi yoksa zaten aslında çoğu şey yok demektir. Şimdi tam bu bakış açısıyla yani böyle biraz tersten okuyarak Cumhuriyet'in ilk 100 yılında Aleviler neredeydi gibi bir soru sordum ve böyle bu sorunun cevaplarına baktım. Şimdi spesifik noktalar onlar. Şimdi mesela ilk baktığım şey ilginç gelebilir ama köy kanununa baktım. Köy kanunu 1924 yani Cumhuriyet'in kuruluşundan bir sene sonra değil birkaç ay sonra. Köy kanunu ilginç bir kanun Ayhan Bey böyle şey yani bayağı uzun bir kanun yani. Çünkü Cumhuriyet'in %80'i zaten köylülerden oluşuyor. Dolayısıyla yani diyelim ki bir şehir kanunu çıkaracak olsanız o kadar önemli değil ama köy kanunu çok önemli nüfusun büyük bir bölümünü ilgilendiriyor. Köy kanununun ilginç maddeleri var. Köylülerin zorunlu görevleri diye. Zorunlu. Mecbur yani herkes o işi yapmaya. Öyle bir ücret falan da talep edemez yani. Bu zorunlu görevlerin içerisindeki şeylerin bir tanesi cami ya da mescit yapmaktır. Hiç ayrımsız yani bütün köylerin. Şimdi bu mesele kategorik olarak Cumhuriyet'in tüm köylerini, köylülerini Sünni İslam kategorisi içerisinde tahayyül eden, öyle tanımlayan, öyle varsayan veya öyle olması gerektiğini düşünen
bir yere dayanır. Yani bir düşünüş biçimine dayanır. Ötekilerin adı bile geçmez yani. Alevilerin adı bile geçmez. Oysa biliyoruz yani Cumhuriyet'in kuruluşunda da sonraki süreçlerde de bugün de yani aşağı yukarı sosyal bilimcilerin mutabık kaldığı yani nüfusun %20 dolayında Alevi olduğunu varsayarsak yani bu %20'ye siz de mescit yapmak zorundasınız kusura bakmayın demektir. Bu belki mesela o zaman çok göze batmamış olabilir. Belki çok rahatsız etmemiş de olabilir. Pek çok Alevi köyünde biliyorsunuz cami var, mescit var falan. Bunların bir kısmı da o zaman yapılmış. Bir kısmı daha sonraki yıllarda yapılmış. Böyle o gelenek sürmüş gelmiş. 80 darbesinden sonra arttı. 80 darbesinden sonra bazı yerlerde özellikle yapılmış yani. Benim köyüm de dahil olmak üzere yani 80 darbesinden sonra. Şu sıralar, bunu söylemem lazım. Şu sıralar, yani uzun zaman ezanın okunmadığı, kimse gitmediği için caminin faal olmadığı bir dönem yaşandı. Benim kendi köyümde. Şu sıralar, hoparlörün sesi son ses açılarak yani o küçük köyde değil sadece emin olun yani 4-5 kilometre ötesinde bile duyulabilecek kadar sesi açılarak günde 5 defa ezan okunuyor. Benim Şiran Yeniköy'de Yeniköy'de cami yoktur. Camisiz bir Gümüşhane Alevi köyüdür. Ama alt köyümüzden dediğiniz gibi ezan sesi çok evet. yüksek olduğu için evet. 5 vakit duyuluyor. Evet. Bir küçük şey daha söyleyeceğim Ayhan Bey. O da çok spesifik bir nokta. Benim çok dikkatimi çekmişti yani. O biraz tabii köy kanunundan önce, Cumhuriyet'ten de önce. Yani aslında Cumhuriyet'in kuruluşuna giden süreçte Atatürk'ün, tabii Atatürk ismi de daha sonra veriliyor, Mustafa Kemal'in Alevilerle kurduğu ilişki. Yani Hacı Bektaş dergahına ziyareti ve Cemalettin Çelebi ile görüşmesi, o bütün Alevi dünyasında çok son derece önemli bir olay olarak addedilir, öyle yazılır, bence de öyledir. Ama mesela orada çok dikkat çekici bir detay var benim için, ama muhtemelen çok insan için dikkat çekici değildir çünkü çok farkında oldukları bir şey değildir. Cemalettin Çelebi İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin milletvekili olarak belirlenir, seçilir. Ayrıca da meclis başkan vekili olarak da seçilir. Bu mesela o ilk mecliste yani Alevilerin temsili açısından son derece önemli bir şeydir. Fakat Cemalettin Çelebi başkan vekili olduğu meclisi benim yaptığım araştırmalara göre yani bu konuda aileye de danıştım, bu konuda doktora tezi yazan Meral Hoca var mesela, onun tezini okudum. Çelebilerle ilgili evet, kitabı evet. olan. Yani Cemalettin Çelebi'nin başkan vekili olduğu meclisi hiç görmeden Hakk'a yürüdüğünü biliyorum. Hiç görmeden. Hiç görmeme sebebi de rahatsızlığı, çünkü Ankara'ya gitmemesi gerekiyor. Çünkü bu konuda verilmiş doktor raporları var falan. Şimdi bu şeyi, yani bu politik stratejileri, politik taktikleri, politik adımları falan, yani ancak eşelerseniz altında bir şey görebilirsiniz. Ya da onun bir politik tercih olduğunu görebilirsiniz. Fakat ondan bağımsız bir şey söylüyorum. Yani meclis başkan vekili olduğu, başkan vekili olduğu meclisi hiç görmedi Cemalettin Çelebi. Bunu bir yere not etmek gerekiyor. Sonra sizin dediğiniz şeye geliyoruz. Tekke ve zaviyeler kanununa. Bana sorarsanız tam böyle o 1826'da çok güzel söylediniz onu. Yani 2. Mahmut'un Bektaşi tekkelerini kapatma kararının işte 100 yıl sonrasında aşağı yukarı benzer bir karar ve bu sefer sadece tekkeleri değil. İşte Pirliği, Rayberliği falan yasadaki adıyla söylüyorum. Yasada ifade edildiği biçimiyle. Yani aslında Alevi geleneğini yasaklayan bir şey ki ondan sonraki süreç tabii daha yakın tarihe ait pek çok tanıklık da var. Böyle küçük bir anekdottur. Veliyettin Bey'i bir gün aradım. O sıralar buna dair bir gazete yazısı yazıyordum.
Bir Gün Gazetesi'ndeki köşe yazılarından bir tanesinde bundan bahsetmek istiyordum ve onu yazıyordum. Dedim ki Veliyettin Bey'e, ben böyle böyle bir yazı yazıyorum. Bu Atatürk'ün Alevilere, Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in Alevilere katkıları, Cumhuriyet'in Atatürk'e ve Alevilere katkıları diye bir iki sütun oluşturdum. Bu sütunlardan bir tanesinde yani Alevilerin Cumhuriyet'e katkılarına dair yazdım. Epey bir şey yazdım. Sayfa doldu. Sütun doldu yani. Fakat Cumhuriyet'in Alevilere katkıları kısmındaki sütuna bir şey yazamadım. Dedim ben bir Veliyettin Bey'e sorayım, belki onun desteğiyle hani buraya bir şey yazabilirim diye. Kendisini saygıyla, sevgiyle selamlıyorum buradan. Böyle güzel bir telefon sohbetimiz oldu. Ama bu telefon sohbetinin sonunda oraya ne yazacağımı bilemedim. Bence bu tamamen akademik bir şey söylüyorum. Yani bence öbür tarafa yazdığım şeylerin hepsi akademikti. Çünkü yani pratikler, somut destekler, işte çeşitli hatıratlara geçmiş bilgiler ve bir takım resmi belgelerdeki bilgiler var. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul'daki Bektaşi tekkeleri birinci ulaşım, lojistik desteği, her türlü gibi, desteğin bir numaralı adresi olmuştur. Evet, evet. Daha pek çok şey var. Şahkulu ve Karaağaç, hani ismini yeri gelmiş. Zikredelim, evet. Tabii çok haklısınız. Şimdi bence mesela bu önemli bir soru, yani önemli bir akademik soru. Alevilik çalışan bütün arkadaşların, Alevi geleneğinden gelen bütün insanların, Cumhuriyet rejimini kendisi için güvence olarak gören bütün Alevi geleneğinin, ki çok önemli bir bölümü böyle görüyor, hepsinin bu soru üzerine biraz düşünmelerini gerektiğini söylüyorum, öneriyorum yani. Yani bütün o tarihi yani bir tersten okumalarını öneriyorum. Sonra biliyorsunuz, siz de biliyorsunuz, beni tanıyan herkes bilir. Uzun bir zaman Dersim çalıştım, hala da çalışıyorum. Yani hem kendi memleketim olduğu için, hem kendi ailemin hikayesi de içinde olduğu için çok fazla detayını biliyorum tabii. Bu konuyla ilgili çok fazla makale yazdım, kitap yazdım, ulusal, uluslararası konferanslarda konuştum. Orada bunları anlatacak değilim tabii. Yani bunları beni tanıyanlar biliyor ve okuyordur, ama mesela şunu söyleme ihtiyacı hissediyorum. Daha çok şeyle ilgilendim. 1938'den sonrasıyla ilgilendim. Orada da böyle spesifik bir şey söylemek isterim size. Acaba dedim, 1938'den sonra devlet buraya dair ne yazdı yani, neyle ilgilendi? Öyle ya, yani temizlediniz, gönderdiniz, kırdınız, bitti. Yani sonra? İnsanlığın yüz karası bir tarihi ayrıntı. Kesinlikle. Sonrasında Ayhan Bey, devlet arşivlerinde şunları gördüm. 1938'den aşağı yukarı 1950'ye kadarki sürece baktım yani. Raporlar var yani. Raporlar, şikayet mektupları, dilekçeler, konuşu. Yani bunlar hala bazı yerlerde, bazı köylerde hala pirlik, seyitlik gidiyorlar. Hala taliplerine gelip gidenler var. Yani bunları derhal yakalayıp bu bölgeden çıkarmak icabet eder diye. Mesela raporların önemli bir bölümü buna ilişkindir. Çok çarpıcı değil mi? Osmanlı'daki sürgün ve kıyımlar aynen, yerini bulmuş tekrar. Aynen, devam ediyor. Yani o zaman anlıyoruz ki, yani geriye dönelim. O zaman anlıyoruz ki, yani bu coğrafyanın kırılmasında bu gelenek de çok önemli bir gerekçe. Yani bu, biliyorsunuz bu coğrafya, hani Türkiye'de Alevilerin çoğunluk olduğu tek coğrafya. Yani bugünkü idari sisteme göre vilayet dersek, yani Tunceli vilayeti Alevilerin çoğunluk olduğu tek vilayet. İkincisi yok yani. Dolayısıyla dünyada da ikincisi yok. Yani dolayısıyla çok özel bir yer. O
araştırmalar içerisinde enteresan bir iki şeyle daha karşılaştım. Onları da söyleyeyim. Evet, sonra bir araya mesela, gidelim. Sonra evet. bir araya gideceğiz, onu hissettim. Bu Yavuz imgesi. Yavuz imgesi. Yani ben o dönemin bütün gazetelerini okudum, dergilerini okudum, işte raporlarını okudum falan. Yani Yavuz'a gönderme yapan şeyler gördüğümde çok şaşırmıştım. Yavuz'un yaptığını biz yeniden yapıyoruz diye. Onu da Bir Gün gazetesindeki yazılarımın bir tanesinde 1937-38'de Yavuz imgesi diye öyle bir başlıkla yazmıştım. Çok teşekkür ederim. Evet dostlar, kısa bir aramız var. Birlikteliğimiz sürecek. Bizden ayrılmayın. Değerli dostlar, tekrar merhaba. Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Profesör Şükrü Aslan hocamız da Cumhuriyet döneminde Alevi kıyımlarını konuşuyoruz. Dersim dedik ve Dersim'den devam ediyoruz. Evet. Bu 1938 sonrası raporların başka bağlamlarda da çok önemi var yani kanaatime göre. Çünkü biz hep şeyi tartışıyoruz ya, yani ya peki niye oldu falan diye bir tartışma. Yani onu anlamanın bir aracı aslında sonrasına bakmak yani. Sonrasında Ayhan Bey, Alevilikle ilgili başka şeylerle de karşılaştım. Mesela Necmettin Sahir Sılan bir dönem Tunceli Valiliği yapmış. Sonra 1950'den sonra Demokrat Parti'ye geçmiş. 1950'li yıllarda Demokrat Parti'nin parti müfettişi olarak Erzincan'da görev yapmış. Bir beyefendi ve çok fazla şey tutmuş, yani belge tutmuş. Ve onun belgeleri, arşivi Tarih Vakfı'na bağışlanmış. Tarih Vakfı'ndaki arkadaşlar da sağ olsunlar, hani büyük bir emekle bütün bu arşivi kamusallaştırdılar. Şimdi o şeyde, o arşivde Alevilere dair o kadar ilginç şeyler var ki, detaylar. Yani bir vali veya bir parti müfettişi gözüyle yazdığı ve dolayısıyla devletin Alevilere yönelik olarak algı ve tutumunu gösteren. Burada Alevi geleneğiyle aynen 1860'larda Osmanlı arşivlerinde karşılaştığımız belgelerdeki gibi alay eden, küçümseyen, aşağılayan bir sürü şey görüyoruz. Yani bir sürü detay. O kadar çok detay var ki. Alevilerin Demokrat Parti'de, 1950'lerden itibaren Demokrat Parti'yi destekliyorlar. Demokrat Parti'de mesela Erzincan'da il yöneticisi düzeyinde görev almış olmalarının dahi yarattığı rahatsızlıklara işaret eden. Nasıl olur da bunlar nasıl buraya olur? Bu evet. kadar gelebilirler, yani yükselebilirler. Bir şekilde bunu kapatmak lazım, bunların yolunu kapatmak lazım. Diyen ki 1950'lerde Aleviler çok büyük ölçüde Demokrat Parti'ye yöneliyorlar. Çünkü öncesinde çok zarar görmüşlerdi. Yani bu aslında sosyolojik olarak o anlama gelen bir şey. Ve o zaman fark ediyoruz ki o gelenek, yani Aleviliği ya yok eden, yok etmeyi hedefleyen ya da yok edemediği yerde görünmez bir alanda tutmayı hedefleyen, yani ondan bahsetmemeyi tercih eden politik gelenek sürüyor. Yani Hitler'in Yahudilere baktığının hadi diyelim bir başka versiyonu, belki o kadar şey değil ama onları işte... Zihniyet olarak aynı. Tabii. Bu arada sizin de çok yani ilgilendiğiniz, çalıştığınız Bektaşilerle ilgili de bir detayı paylaşmak istiyorum. 1930'lu yılların gazetelerini taradım. 1930'lu yılların. Yani 30'dan 40'a kadar. Pek çok gazeteyi yani. Bu gazetelerde şeye çok denk geldim. Bektaşilere yönelik polis operasyonları haberlerine. Evet. Çok denk geldim. Çok fazla.
Bunu belki pek çok, bizi dinleyen pek çok insan da biliyor zaten. Fakat bu haberlerde bir takım detaylar var. Yani onları söyleme ihtiyacı hissediyorum. Çünkü son derece önemli. Çünkü sistemin, yani 30'lu yılların politik sisteminin Alevilere nasıl baktığını bize gösteriyor. Çünkü dönemin gazeteleri aslında politik sistemden hiç muaf değiller. Yani bir çeşit tırnak içinde resmi gazete gibidirler. Bu haberlerde Bektaşilere yönelik operasyonlarda işte içkinin ve kadının, yani diyelim ki ayinde işte şu kadar içki ve 3 tane kadın olduğu görüldü gibi haberler yer alıyor. Yani dil bu kadar iğrenç. İğrenç. Aşağılayıcı. Tabii. Ve zulmedici, yani diliyle zulmediyor. Korkunç bir şey yani. Bu korkunç. O kadar fazla ki bunlar. 1900 dediğim gibi 30'dan 40'a kadar o kadar fazla ki. Ve mesela haber böyle veriliyor. Ve sonra da onların duruşmaları takip ediliyor. Çok gerekliymiş gibi de bir de duruşmaları takip ediyorlar. Takip ediliyor. Kasıtlı olarak. Ve duruşmalarda hakimin onlara sorduğu soruların bununla ilgili olan kısımları, yani içkiyle, kadınla ilgili olan kısımları ortaya çıkarılıyor. Oysa mesela onlar duyuruluyor ve onlar tabii bambaşka bir şey. Yani Alevi geleneğinde zaten kadınlar da cemin bir parçası ve öyle haremlik, selamlık diye bir şeyleri zaten yoktur yani. Yani Alevi geleneğinin son derece normal bir şeyi, son derece iğrenç bir politik argümanın malzemesi olarak kullanılıyor. Bunları şunun için söylüyorum. Yani en baştan başlayarak köy kanunundan, onu takip eden tekke ve zaviyeler kanunundan, onu takip eden Alevilerin görünmez kılınması ve Hacı Bektaş gözetim altında hocam müzeye çevirdiler ya, uzun yıllar devlet gözetiminde. Yani bunu bizim ezber, ben Atatürkçüyüm, devrimci, demokrat, Atatürkçüyüm, hepiniz biliyorsunuz. Biz burada neyi konuşuyoruz can dostlar? Sevgili Cen TV izleyenleri, gerçekleri konuşuyoruz. Hocam beni çok güzel sözleriyle kırıp dökmeden, hiçbir şey söylemeden, hani ya Alevi kimliğinizi niye söylemiyoruz? He? Ayhan Aydın söyle. Hadi söyle. Aşağılık bir dil var, faşist bir kafa var. Bunların ürünü bu söylememe. Söyle Ayhan Aydın söyle diyor. Söyleyemiyoruz işte. Bu nedenlerden dolayı söyleyemiyoruz. Hacı Bektaş dergahı gözetim altında uzun yıllar. Tabii. Kuş uçsa haber alınıyor, veriliyor. Yani kim geldi, kim gitti, nasıl, Osmanlı'dan bile belki daha büyük bir baskı ve zulüm vardı. Bunu da söyleyelim. Evet. Biraz böyle sonraki dönemler de çok ilginç. Yani ben 1960'lara da baktım Ayhan Bey. Şimdi 1960'lar niye önemli? Yani Türkiye'de sol gelenekte bilhassa 1960'lara başka bir anlam yüklenir. Daha pozitif, olumlu bir anlam yüklenir. Öyle anlatılır. Türk dünyanın en özgürlükçü anayasalarından birisi. Mesela anayasaya gönderme yapılarak yani anlatılır. Şimdi çok ilginç şeyler gördüm. 1960'ların da gazetelerini inceledim, işte dergilerini inceledim ve Alevilerin görünür olması dediğimiz bir şey var yani 1960'larda. Onun çok ilginç bir örneğini söyleyeceğim size. Yani darbe 1960 yılı 27 Mayıs'ında yapılıyor. Bu dediğim haber de yanılmıyorsam 9 Temmuz 1960, yani 9 Temmuz ya da 10 Temmuz olabilir. 1960, yani aynı. Bir aydan biraz fazla bir zaman var yani. 1,5 ay değil. 100 Alevi kişi bir dilekçe veriyorlar. Milli Güvenlik Konseyi değil de onun adı neydi? Milli Birlik Komitesi miydi? Yani darbeyi yapan komiteye, Cemal Gürsel'in başkanlık yaptığı komiteye bir dilekçe veriyorlar ve diyorlar ki biz de Aleviyiz, bizim de inancımız var, işte biz inançlarımızı yaşamak istiyoruz falan gibi yani. Yani gazete haberi bu. Milliyet Gazetesi'nde var bu haber. Bu
Bu habere göre 100 kişi var ama 100 kişinin ismi yok tabii. Dilekçe veriliyor. Yani bir dilekçe haberi var. Bizim tabii büyüklerimiz var yani. Mesela Mustafa Bey, Mustafa Timisi Bey onlardan biri. Yani geleneğin içinden gelen ve o tarihi bilen, yaşı itibariyle bilen. Başka kişiler de var. Ben şeyi bulamadım mesela. O 100 kişiden hani bir tanesini bulabilir miyiz diye. Ama yani devamını takip ettiğimde onun yani doğrudan Cemal Gürsel'in işte etrafında yani onun aslında bir şey, bir kurmaca bir haber. Evet, yani değil. He. Yani devlet merkezli bir girişim. Devletin kendi yaptığı devlet girişimi. Merkezli bir girişim olduğunu görüyorum. O da tabii şey yani işte sistemi yani Alevi geleneğini daha fazla görünmez alanda tutma imkanının kalmadığı ve bu durumda kontrol edilebilir bir alanda tutulması gerektiği gibi bir politikanın ürünü. Yine devlet sistemi, devlet politikası. Bunun sonraki yıllarda da böyle bir karşılığı var Ayhan Bey. Yani en son örneğini söyleyeyim aslında. Çünkü 80 darbesinde de var, işte 90'lı yıllarda da var. Yani her zaman her devir var. En son örneğini şunu söyleyeceğim. Ben bir Dersim Müzesi'nde danışma kurulu üyeliği yaptım 5 yıl. Dersim'de bir müze kuruluyor ve Türkiye'de ilk kez olursa bir toplumsal tarih müzesi kurulacaktı yani. Diyorum çünkü olmadı. Bu müzenin bir koridoru da Dersim Alevi geleneğine ayrılmıştı. Bir koridoru da toplumsal tarih kısmına ayrılmıştı. Ve bunun tarihi 2014 idi. Yani benim danışma kurulu üyesi olmam 2015'ti. Ama müzenin, yani kışlanın müze olma kararı 2014. Bazen insan şeyi düşünüyor yani, acaba bir şey değişiyor mu memlekette yani, iyiye doğru bir şey değişiyor mu? Öyle ya yani. Vaktiyle katliamın merkezi olan bir mekan şimdi müze oluyor ve biz orada toplumsal tarih müzesi kuruyoruz falan diye. Olmadı mesela. Orada mesela bu devlet refleksinin nasıl böyle devreye girdiğini, yani o geleneksel ta kuruluşundan başlayan şeyin aslında çok değişmediği, yani çok hükümetin değiştiği ama o politik şeyin değişmediğini o tecrübede gördüm ve sonra dışında kaldım. Munzur Üniversitesi değil mi? Yok. Hayır, Munzur Üniversitesi var şeyde. Kültür Bakanlığı'na bağlı. Yok, Dersim Tunceli'de. Tabii orada bir üniversite. Orada oynanan oyunlar, akademisyenler adı mesela altında neler yapılıyor. Demek ki değişmiyor. Oyunlar değişmiyor, tertipler değişmiyor. Özü yüreği bir olanlar gayretlerine devam ediyor ama devlet aynı devlet, onu anladık. Devlet bana benzersen, benim gibi olursan, benim emrimde bulunursan, asimile olursan, Türk-İslam. Şimdi tabii Türk-İslam deyince dayatmacı bir zihniyette, faşist, şeriata dayalı, gerici bir zihniyetin içerisinde erirsen, ne ala eremezsen, hani Türk-İslam derken, işte Türk'üz, Anadolu saf halk, Türk'üz, Kürt'üz, İslam'ız, o değil. Devletin anladığı şekliyle, dayattığı şekliyle, diyanetiyle, bakanlıklarıyla şu anda hiç örtmeden, gizlemeden, göstere göstere bütün Türkiye'yi sistemin içerisinde eritme zihniyetine evet dersen ne ala, yoksa ya kayyumlarla karşılaşırsın, ya asimilasyon çalışmalarıyla karşılaşırsın, ya yok etmeyle karşılaşırsın. En insani güzellikleri de engellenir. Peki hocam, hızlı gidelim ve bu günlük bu şeyi yapalım, toparlayalım. Bitmiyor, hiç bitmiyor Alevi kıyımları. 80'e gelmeden önce, yani kapitalist sisteme entegre olmadan bu ülke, emperyalizmin, para babalarının zihniyetleri altında ezilmeden önce yine toplu katliamlar yapılıyor bu ülkede, bilerek, bilinçli, gözetilerek. Tabii Maraş var, Çorum var. Yine bir Sivas var. Sonra maalesef ki 2 Temmuz var.
Bu hep devam etmiş, hep devam edecek. Yani bunun devam etmesi, devlet denetim ve gözetiminde bu kıyımların yapılması, suçu başkalarına atma, hep bir cezalandırma yöntemi olarak kullanıyor devlet bu toplu katliamları. Yani bir zaman ülkücüleri kullanıyor, bir zaman başkalarını kullanıyor. Birileri tarafından kullanılıyor ama devrimci demokrat, Alevi kesimi başta olmak üzere devletin bir sopası var. Bu mudur yani? Yani Cumhuriyet'in özeti bu mudur? Bizim yaşadığımız, bize yaşatılan kan ve gözyaşı mıdır sadece? Ayhan Bey, o kadar önemli bir konu ki bu. Çünkü bu hakikaten mesela bu işte ikinci yüzyıl dediğimiz, yani 21. yüzyılda Türkiye nereye gidiyor? Bütün Türkiye'nin renkleri nereye gidiyor? Onlar içerisinde bir parça olarak Aleviler nereye gidiyor? Gibi bütün birçok sorunun böyle toplandığı bir yerdir yani bu. Buna dair birkaç şey söyleyeceğim tabii. Ama bu katliamların sonuncusu, yani Cumhuriyet devrinde Alevilere yönelik olarak yapılan katliamların sonuncusuyla ilgili küçük bir değerlendirme yapmak istiyorum. Yani Sivas 2 Temmuz 1993. Evet. 1 Temmuz 1993 yılında Sivas'ta Pir Sultan Abdal'ın şehrinde Pir Sultan Abdal'ın heykeli kondu. Aleviler Sivas'ta Pir Sultan'ın idam edildiği şehirde onu anan etkinlikler yaptılar. İçinde valilik de vardı. Kültür Bakanlığı da vardı. Bu yani yüzyıllar sonra belki de en büyük toplumsal hadiselerden biridir bu yani aslında. 2 Temmuz'da öyle bir şey oldu ki Aleviler bir daha Sivas'a gidemedi. Gittiğinde, ki yılda bir defa giderler, 2 Temmuz'da Alevi kurumları umumiyetle toplanırlar, giderler. O gidiş bile o kadar tedirgin bir gidiştir ki, yani her an sağdan, soldan, oradan, buradan bir şey olabilir. Siz Ayhan Aydın olarak, ben Şükrü Aslan olarak, sıradan yurttaşlar olarak Sivas'a her gittiğimizde muhakkak o olayı hatırlar ve onun tedirginliğini yaşarız. Yani öyle bir sosyolojik ortam ortaya çıktı ki Sivas'ta bir daha böyle bir şeye teşebbüs etmek şöyle dursun. Sivas'a bir daha gitmek bile çok adeta imkansız oldu. Bana sorarsanız katliamı yapanların arzu ettikleri şey buydu. Yani en azından yarısı buydu. Bir daha buna teşebbüs etmeyin idi. Ama aynı zamanda şeriatçı diye bir şey var, bir kategori. Yani bunlar insan yakmaya çok teşne, yani hazır bir kategori. Gerçekte böyle bir şey var mı? Var tabii. Yani o geleneğin içerisinde bunu savunanlar da var zaten. Yani yakmak gerekir, kırmak, kesmek gerekir diye savunanlar, onu hatta bir sevap gibi görenler de var, doğru. Ama Sivas'ta büyük bir şeriatçı tehlikeyi gösterip aynı zamanda bütün memlekete bakın bu İslamcılar şöyle tehlikelidir falan diye bir mesajdır. Belki de yarısı da odur. Totali budur yani aslında. Bütün bu katliamların. Şimdi şununla kapatmak istiyorum. Yani sorunuza cevaben. Türkiye bilhassa bu seçimden sonra, yani Mayıs ya da Haziran'daki seçimden sonra Türkiye geçmişiyle yüzleşebilecek mi? Kritik soru bu. Eğer yüzleşirse bu toprakların neredeyse her bir metrekaresinde yaşanmış bunca kıyımın, acının yarattığı, yani bütün o acıların bir parça hafifleyebileceği bir şey yapabilir yüzleşirse. Hafifleyebileceği ve bütün toplulukların birbirine saygı gösterebileceği bir sosyolojik atmosfer yaratabilir. Bazen buna helalleşme deniliyor. Bazen başka isimler kullanılıyor. Ben yüzleşme demeyi tercih ediyorum. Açıkça yüzleşmek yani. Bu olursa
Aleviler de kendini bir parça huzurlu hissedebilir. Bu olmadığı zaman annemin deyişiyle söyleyeyim. O öyle derdi yani. Birine haksızlık yaptıysanız yani iki yakanız bir araya gelmez. Ömrü billah iki yakanız bir araya gelmez. Yani bu haksızlıkla yüzleşmediğiniz sürece ömrü billah iki yakanız bir araya gelmez. Ve bu gerilimlerle yaşamaya devam edersiniz. Aleviler, evet. Bunun içinde Aleviler yüzleşmeye davet ediyor Türkiye Cumhuriyeti'ni kendi geçmişiyle. Türkiye'yi yönetmeye aday olan partileri, bütün politik partileri. Ben de bir akademisyen olarak, sosyoloji çalışan, Cumhuriyet tarihi çalışan bir akademisyen olarak Türkiye'nin geçmişiyle yüzleşmesi gerektiğini düşünüyorum, savunuyorum, yazıyorum, söylüyorum. Alevilerle karşılaşmak, Alevilerle tanışmak, Alevi dünyasıyla temas kurmak, belki de bu kapıyı açmak için çok ciddi bir imkan olabilir. Çünkü Alevi geleneği ve inancı bu yüzleşmek için, bu yüzleşmenin ilk adımı olması için çok ciddi bir kapı açıyor diye düşünüyorum. Evet, yüreğiniz var olsun değerli hocam. Böylece iki program yaptık. Tabii ki başka programlarda, daha özel konularda da bir araya geleceğiz ama aydınlatıcı bilgileriniz, sağduyu sahibi olan görüşleriniz, tamamen araştırmalara dayanan gerçekçi fikirleriniz. Çünkü sadece hisler yetmiyor, duygular yetmiyor, kültürel aidiyet yetmiyor, evet. O olayı çok iyi bilmek de yetmiyor. Belgelerden bahsettiniz, Osmanlı arşiv belgeleri, Cumhuriyet dönemi belgeleri, sözlü kültürün taşıyıcıları, tanıklıklar. Bütün bunlar hep birikim değil mi? Yani bir insan bir akademik ünvana sahip olabiliyor fakat derin bir analiz yapmak, daha gerçekçi bir çıkarımda bulunabilmek için birden çok faktörü bir araya getirmek gerekiyor. İşte bizim de gönlümüz bu güzel ülkede hep beraber yaşadığımız, bu insanlarla kucaklaştığımız, barış içinde yaşamak istediğimiz bu ülkede bu gerçeklikle herkesin yüzleşmesi. Çok güzel, evet. Söylediniz. Yani tarihimizle yüzleşeceğiz. Yani ta bu Anadolu'da neler vardı? Bizden önce kimler vardı? Yani biz buraya gelmeden önce kimler yaşıyordu bu topraklarda? Evet, evet. Ve ne oldu? Yani tarihler yazıldı. Herkes, devletler veya farklı görüşlere sahip olan yazarlar, akademisyenler, gazeteciler kendi tarihlerini biraz da yazdılar. Yani olan tarihleri değil de kendi dünya görüşlerine göre tarih yazdılar. Yalanları çoğalttılar. Yeni şeyler ürettiler. Ama ortada acılar duruyor. Evet. Bu acılar gitmemiş. Dumanlar tütüyor. Yani Sivas'ın 30. yılında Sivas yanmaya devam ediyor. Çünkü yüzleşmemişiz. Öyle gidip kucaklaşmak, öpüşmek, çay kahve içmek bir şey ifade etmiyor. Evet, evet. Gönüllerde birleşmemişiz. İnsanların rızalığını almamışız. Rızalık şehrine girmemişiz. Razı edilmiş ve etmişlerden ol diyor. Eğer Kur'an'a inananlar, Tanrı kelamına inananlar da varsa, kimin rızalığını aldık bu ülkede, bu topraklarda yaşayanlar olarak? Ermenilerin rızalığını aldık mı? Yaktık, yıktık. 1915 kıyımı sıradan bir zorunlu göç müydü? On binlerce Ermeni kıyılmadı mı? Rumları baskıyla, sindirmeyle 6-7 Eylül olaylarında buralardan gitmesi için devlet denetim ve gözetiminde yine bir faşizm uygulanarak, birileri kullanılarak yine mallar yağmalandı, canlara kıyıldı. O bu ülkenin olmazsa olmaz temel taşları, Rumları biz göndermedik mi? Ve Kürtler yıllar yılı inkar ettik, yok saydık dillerini, kültürlerini, her şeylerini. Bizimle özdeş olmuş, bütünleşmiş olmuş ve biz onlarla özdeş olmuşuz. Onlar niye bizle özdeş olsunlar? Bu toprakların sahipleri değil mi? Nihayetinde birlikte yaşama kültürü olacakken tek tipçi yapılar, tek tipçi anlayışlar
inançta, kökende tek tipi dayatanlar, sevgili dostlar, maalesef barışı biraz da uzaklaştırmış bizden. Barışın, hoşgörünün, kardeşliğin, dostluğun yeşerebilmesi insanların kendi özleriyle buluşmasıyla mümkün, yüzleşmesiyle mümkün, göz göze bakabilmesiyle mümkün. Evet, evet. Acılarını da, mutluluklarını da, her şeyi de ortaya dökmesiyle mümkün. Dolayısıyla umutsuz değiliz. Gelecekte evlatlarımız var, yavrularımız var, gençlerimiz var. Alevisiyle, Sünnisiyle, Türküyle, Kürdüyle. Bunlar birer ezber cümlesi değil. Bu topraklarda Çerkezler de var, Araplar da var. Evet, tabii ki. Yani hepsi de var. 10 yıl boyunca muktedir getirdiği Suriye'den insanları ısrarla bu topraklarda barındırdı. Hangi amaç, hangi hedefi varsa tam anlamıyla da bilemiyoruz. Ama onlar da burada yaşıyor. Şimdi onlar da ürkek. Onlar da ürkek. Devlet getirdi, hangi amaçla burada yerleştirdi. Şimdi de alttan alta istemiyor aslında. Evet. Bu son deprem olaylarında yağmacı diye birileri öldürüldü bile, tartaklanarak, işkenceyle, barbarca. Baştaki yağmacılar var. Ülkeyi yağmalayanlar var. Onları bu topraklara getiren yağmacılar. Burada zorla besleyenler yağmacılar. 10 milyon insan yeryüzünde hangi ülke bunun altından kalkabilir? Dolayısıyla şimdi onları göndermeye zorlayan da bu yağmacılar. Faşist zihniyetlerle, döverek, vurarak, ürküterek. Niye o mazlum insanları zorla tuttunuz, umut bağlattınız da şimdi onları buradan göndermek istiyorsunuz? Bir de bu sorunumuz var değil mi? Suriyeliler de bizim sorunumuz oldu. Dolayısıyla can dostlar, bu güzel sohbetten dolayı hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Yeni programlarda umarız bir araya geliriz. Yüreğiniz, bilinciniz, gönlünüz var olsun. Sağ olun, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, can dostlar, Şükrü Aslan'la şöyle Anadolu, dertli Anadolu, Anadolu'nun dertlerini biraz dillendirdik. Biraz Alevi Bektaşi çerçevesinden baktık. Devlete biraz baktık. Devletin kıyımlarına, zulümlerine baktık. Hep Osmanlı deyip duruyoruz ama gördünüz değil mi? Cumhuriyet dediğimiz, değerlerini sevdiğimiz, laikliğini sevdiğimiz, bilimselliğini sevdiğimiz, üniversitelerini sevdiğimiz ama üniversiteleri kapanıtılınca da hiçbirimizin sesi çıkmayan, hey benim güzel halkım, hey benim güzel halkım, hangi biriniz bunu protesto etti? Deprem oldu diye üniversite kapanır mı? Öyle izleyelim değil mi? Dolayısıyla Cumhuriyet'in değerlerini ve erdemlerini benimsedik ama gördük ki işte Cumhuriyet de bizi kıymaya devam etmiş. Özgür, bilinçli, bilimden yana cesaretli, yürekli birer vatandaş olursak, birer birey olursak, öz bir insan olursak daha fazla kıyılmayız herhalde. Yarınları bugünlerden özgürlük düşünceleriyle kuracaklara ne mutlu. Ta Horasan yurdundan Rumeli topraklarına, bu da Peşte'ye kadar insan sevgisiyle insana, topluma, dünyaya bakanlara ne mutlu. Yunus Emre'lere, Pir Sultanlara ne mutlu. Ozanların, erenlerin izinden gidenlere ne mutlu. Yeni programlarda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.